Herkese merhaba arkadaşlar. Pantolon üzerinden yani numune üzerinden ölçü alıp daha sonra pantolon kesmeyi, kalıbını çıkarmayı anlatacağım size. Pantolonun ilk önce şurada kemer hariç, kemerin altından pantolonun bitimine kadar olan yeri yani yan boyunu ölçüsünü alıyoruz. 91 santimetre. Ve şuraya yan boya 91 santimetre ölçüyü yazıyorum. Daha sonra pantolonun iç paçasının ölçüsünü alıyorum. İç paçasının ölçüsünü dikişlerden yani iç paçanın dikişlerinden itibaren şu şekilde iç paçanın ölçüsünü alıyorum. 67 santimetre. Şimdi burada yan boyun ölçüsünü aldıktan sonra iç paçasının da ölçüsünü aldıktan sonra oturuş yüksekliğini bu pantolon için bulabiliriz. 91 santimetre olan yan boyun ölçüsünü 67 santimetre olan iç boyun ölçüsünden çıkartıyorum ve burada bulmuş olduğum rakam pantolon kalıbını çalışırken kullanacağım oturuş yüksekliğini verecek bize. Şimdi pantolonun paça genişlik ölçüsünü alıyorum. Önde ya iç paçadaki dikişten yan dikişe kadar olan kısmı 18 santimetre, ön içi 2 santimetre paça genişlik ölçüsünü alıyorum. Yine şurada pantolonun yan dikişinden aşağıya 18 santimetre yani kalça düşüklüğü ölçüsü olan hizadan, bakın şu hizadan ortadaki dikişe kadar olan kısmın ölçüsünü alıyorum. Burası da bize basenin dörtte birinin ölçüsünü verecek arkadaşlar. Basenin dörtte biri 23 santimetre. Pantolonun 55 santimetre aşağısından şuradan diz genişlik ölçüsünü alıyorum. Diz genişlik ölçüsü için pantolonun belinden 55 santimetre aşağıya iniyorum ve diz genişlik için 19 santimetre ve bel ölçüsünü alıyorum. Ben de pantolonun belinde şu bitmiş olduğu noktada şu yan dikişe kadar olan ölçüyü alıyorum. Bel ölçüsü 20 santimetre. Şimdi numune üzerinden ölçülerimi aldım. Yani pantolonun çalışacağım ölçüler bu ölçülerde olacak. Ölçülerimi de buraya yazdım. Oturuş yüksekliğini 24 santimetre olarak buldum. Yan dikişten iç paçanın ölçüsünü çıkardığım zaman oturuş yüksekliğini bulmuş oluyorum zaten arkadaşlar. Burada pantolonun basen ölçüsünün dörtte biri olan 23 santimetreyi işaretledim. Yine bel ölçüsünün dörtte biri olan 20 santimetreyi işaret aldım. Paça genişliğinde önde yine dörtte biri olan paçanın 18 santimetreyi ve diz genişlikte yine dörtte bir ölçüsü olan 19 santimetreye işaretlerimi aldım. Hesaplamalarımı yaptım ve şimdi pantolonu çalışmak için kumaşımı serebilirim. Arkadaşlar ölçüsünü aldığımız numune üzerinden ölçüsünü aldığımız pantolonun kalıbını direkt kumaşa çalışarak nasıl çıkarıldığını göstereceğim size. Kumaşımızı yüzü iç tarafa gelecek şekilde, yüzü içeride olacak şekilde kumaşımızı seriyoruz iki kat halinde. Düz bir çizgi çizeceğim. Pantolonun belini çalışacağım yer olacak burası. Şuradan dikiş payını veriyorum ve buradan itibaren hesaplıyorum. 3,5 santimetre pantolonun ağ için olacak ölçü. Buradan aşağıya düz bir şekilde indiriyorum. Diğer çizgilerimi oluşturuyorum. 18 santimetre olan kalça düşüklüğü ölçüsünü buraya işaretliyorum. 24 santimetre oturuş yüksekliği ölçüsünü işaretliyorum. 91 santimetre
Onu işaretliyorum. Buradan 91 santimetre boyunu işaretliyorum. Diz yüksekliği olan 55 santimetreyi işaret alıyorum. Mutlaka bunu unutmayın. Yatay çizgilerimizi oluşturuyoruz. Yatay çizgilerimizin üzerinden genişlik ölçüleri olan çizgilerimizi, ölçülerimizi işaretleyeceğiz. Kalça düşüklüğü, oturuş yüksekliği, diz yüksekliği ve pantolonun boy ölçüsü olan işareti giriyorum. Şimdi 23 santimetre, yani basen ölçüsü olan 23 santimetreye işaretimi alıyorum. Bel ölçüsü olan 20 santimetreye işaretimi alıyorum. Ve şurada 3,5 santimetre, 3,5 santimetre A işaretine işaretimi alıyorum. Burada A'ı çizeceğim. A'ı bakın, A çizerken 3,5 santimetre basenden itibaren çıkmış olduğumuz 3,5 santimetre ile kalça düşüklüğü olan 18 santimetre kesişecek şekilde A'ı burada çiziyorum. A'ı çizdim. Ve buradan yarım santimetre içeriye giriyorum. Yarım santimetre girdiğim ölçüyle şu çizgiyi birleştiriyorum. Ve bel işaretinden aşağıya 1 santimetre düşüyorum. Ve bu 1 santimetre çok eğri olmayan hafif kavisli riganla yan dikişte buluşturuyorum. Ve pantolonun basenini de yine eğri rigamın kavisli olmayan kısmıyla birleştiriyorum. Şimdi düz boy ipini çizmek için şuradan itibaren bakın 23 santimetre, 27 santimetrenin yarısını buluyorum ve düz boy ipini oluşturuyorum. Ütü hattını oluşturacağım. 27'nin yarısı 13,5 santimetre. 13,5 santimetreye şöyle bir işaret alıyorum. Ve bunu dümdüz bir şekilde aşağıya kadar uzatıyorum. Ütü hattı, yani pantolonun düz boy ipi olacak olan çizgim olacak arkadaşlar. Şu şekilde aşağıya doğru uzatıyorum. Şimdi şurada görmüş olduğunuz ölçülerden 19 santimetre olan diz genişlik ölçüsünü, 19'un yarısı olan ölçüyü 9,5 sağına ve diğer yarısı olan ölçüyü 9,5 soluna olacak şekilde işaretimi alıyorum. Ve şurada yine 18 santimetre olan paça genişlik ölçüsünün yarısı 9 santimetre ütü hattının sağına ve 9 santimetre ütü hattının soluna olmak üzere işaretimi alıyorum. Ve paçadan diz hattına kadar olan noktayı düz bir şekilde birleştiriyorum. Ağın şu başlangıç noktasıyla diz hattını da yine kavisli rigamla şöyle hafif kavis vererek birleştiriyorum. Şimdi pantolonun şu kısmına geldiğimiz zaman bakın şöyle bir işlem yapıyorum. Önce hafif burayı kavisli, daha sonra ligamı ters çeviriyorum ve şu kısımda diz hattıyla birleştiriyorum. Pantolonun ön paçasını oluşturdum arkadaşlar. Şimdi dikiş paylarını vererek kesime geçebilirim. Dikiş paylarını yanlarda 1,5 santimetre dikiş payı veriyorum. İç paçada da 1,5 santimetre veriyorum. Şu kısma kadar.
kadar veriyorum. Daha sonra burayı bu şekilde keseceğim. Unutmamamız gereken çok önemli bir şey var. Şurada gördüğümüz diz boyundaki işareti mutlaka arka tarafa geçiriyoruz. Aynı zamanda basendeki şu işareti de arka tarafa geçiriyorum. Ve kesinlikle arka tarafına geçirmem gereken bir de düz boy ipim var. Bunu da mutlaka kumaşın arka tarafına geçiriyoruz. Şimdi çizgilerim arka tarafa da geçti. Gördüğünüz gibi diz yükseklik, oturuş yüksekliği, ütü hattı ve pantolonun paçasını gördüm. Şimdi arkaya çalışacağım. Arkaya çalışırken düz boy ipine uygun olacak şekilde buraya yerleştiriyorum. Hatta şu bir katını şuradan alabilirim. Bakın pantolonumu bu şekilde buraya yerleştiriyorum. Mutlaka düz boy ipine dikkat ederek yerleştiriyorum. Buradaki görmüş olduğunuz öndeki düz boy hattı kumaşın kenarına paralel gelecek şekilde yerleştiriyorum. 32 santimetre. Yine aynı şekilde burası da 32 santimetre gelecek. Diz hattını pantolonun arkasına çalışacağım yere de geçiriyorum. Pantolonun boyunu da yine aynı şekilde çalışacağım yere geçiriyorum. Yine oturuş yüksekliği olan buraya da geçiriyorum. Ütü hattımı buradan yukarıya doğru ütü hattına çıkıyorum. Şimdi pantolonun arkasını çalışırken burada yapmamız gereken ikişer santim hem iç paçadan hem yanlardan arttırmak. Bak benim arka paçanın geniş olmasından kaynaklı bu pay değil. Arka paçayı 2 santim daha geniş çalışmam gerekiyor. Dizlere kadar düz birleştirdiğim ölçüyü arkada da yine diz yüksekliğine kadar düz bir şekilde birleştiriyorum. Fakat pantolonun A kısmında şöyle bir farklılık yapıyorum. Önde vermiş olduğum 3,5 santimetrenin 2 katı ölçüsünü arkada da veriyorum. Hatta 1 santim de fazla veriyorum. Şuradan itibaren 4,5 santimetre fazla veriyorum. Ve bunu yine kavisli bir şekilde eğri ligamla birleştiriyorum. Şimdi pantolonun önündeki iç paçanın diz hattına kadar olan yeri ölçüyorum. Santimetre. Bunu arka paça için buraya taşıyorum. 32,5 santimetreye işaret alıyorum. Şurası 32,5 santimetreye buraya işaretimi alıyorum. Şimdi gelelim arkadaki basendeki değişikliğe. Basende şuradan buradan 4 santimetre yukarıya çıkıyorum. 4 santimetre yukarıya çıkıyorum ve 4 santimetre şu kısma geliyorum. Bu artık pantolonun basen kısmını oluşturacağım çizgi olacak benim. Ondan önce şuradan itibaren pantolonun bel ölçüsü olan 20 santimetreyi bakın şuraya taşıyorum. Ve bunu çıkmış olduğum 4 santimetre ile bel hattını buluşturuyorum. 1 santimetre dikiş payım var. Şu şekilde bel hattını oluşturuyorum. Ve pantolonun bu kısmında da ikişer santim basene kadar geliyorum.
İkişer santim açarak geliyorum pantolonun basenine. İkişer santim açıyorum. Ve buradaki ölçüyle şu ölçüyü birleştiriyorum. A kısmına. Şurada bir dik açı uyguluyorum. Bakın şu ön pantolonun şu ön kısmını kaldırıyorum. Buradaki, şuradaki çizgime dik açı uygulayarak bir miktar iniyorum. Buna. Birleştirdim. Arkanın A kısmını da oluşturdum arkadaşlar. Şu kısımda yine ütü hattını mutlaka, arkada da ütü hattını mutlaka oluşturuyorum. Bakın, ütü hattını. Şimdi önü kaldırabilirim. Arka paçanın ütü hattını yukarıdan aşağıya düz bir şekilde inebilirim. Şuradaki diz hattını yine çiziyorum. Paça boyunu yine çiziyorum. Burası paçanın bitmiş hali. Burayı da çiziyorum. Ve şuradaki basendeki şu hattı da alıyorum. Şimdi pantolonun arka paçasını kesebilirim arkadaşlar. Gördüğümüz işaretleri mutlaka arka paçanın diğer tarafına da geçiriyorum. Çünkü bunlar pantolonu dikerken bana yardımcı olacak olan kılavuz çizgiler. Eğer bunlara dikkat etmezseniz arkadaşlar pantolonun paçalarında dönmeler olur. Pantolonun paçası dönebilir yani.